Merhaba arkadaşlar, ben Çağlar Aydoğan, kanalım Çelik Kostüm Aksesuar'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karınca Adam ve Eşek Arısı Kadın filmini inceleyeceğiz. İlginci olmadı mı? Çok güzel oldu. Yabancı ismini söyleyeyim. Merhaba arkadaşlar, kanalım Çelik Kostüm Aksesuar'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Marvel Sinematik Evreni'nin son filmi Ant-Man and Wasp'ı inceleyeceğiz. Biliyorsunuz hikaye Infinity War'dan hemen öncesini anlatıyordu. Bazı cevapları alabilmemiz açısından da hepimiz için önemliydi. Infinity War'ı incelememde de söylemiştim. Belli konularda tatmin etti, belli konularda etmedi diyelim. Filmi yine parçalara bölerek inceleyelim hep birlikte. Yönetmenle başlayalım. Yönetmenimiz Peyton Reed. Kendisi daha önce birçok romantik komedi yönetmiş bir yönetmen. Örnek verecek olursak Bring It On, Yes Man, The Breakup gibi 2-3 tane romantik komedisi var. Ben Yes Man'i izledim ama diğerlerini izlemedim. Yani o yüzden çok fazla bir yorum yapamayacağım. Bu filmde tarzının dışına çıktığını düşünüyorum. Diğer Ant-Man filmini de yönetmişti zaten kendisi. Kötü değil, gayet başarılı bir iş çıkarmış. Yani aksiyon, komedisi, her şey. Yani tam bir Disney filmi olmuş. Marvel Sinematik Evreni'nin genel çizgisini bozmayan, aynı şekilde giden bir film olmuş. Sevenler zaten bu tarzı takdir ediyor. Sevmeyenler için de bir şey diyemiyorum. Ben memnun oldum, ayrılın diyebilirim sinemada. Oyuncularımızı inceleyelim. Önce duayenlerle başlayalım isterseniz. Michael Douglas zaten büyük oyuncu, hani kendisini anlatmaya gerek yok. Dr. Hank Pym rolünün hakkını sonuna kadar veriyor. Lawrence Fishburne yine aynı şekilde. Hangi rolü verseniz kalkıp üstesinden geliyor yani. Morpheus da değildi, ne bileyim. Perry White'ı da çok iyi canlandırmıştı. Burada da Dr. Bill Foster'ı, yani diğer ismiyle Goliath'ı gayet başarılı canlandırıyor kendisi. O küçük gidiş gelişleri var, onları da güzel yapmış. Ben onu da o yüzden beğendim. Keza Michelle Pfeiffer da büyük oyuncu ama çok fazla filmde yer almıyor, yani çok az gördük, o yüzden hani oyunculuğunu kıyaslayacak bir şey yok. Olduğu yerde de kendi rolünü oldukça iyi yapmış. O yüzden ona eksi de hatta artı yazmanın bir manası yok. Zaten bu tarz bir rol ona basit gelmiştir, yani çantada keklik gibi halletmiş çıkmış. Gelelim yan oyunculara. Walton Goggins'in canlandırdığı kötü karakter Sonny Birch, yani filme çok büyük bir etkisi yok, çok sinematik evreni tamamını etkileyecek bir karakter değil. Öyle filmin içinde sıradan bulunan bir kötü karakter, tek film kötü karakterlerden diyelim. Hani özel güçleri olmayan mafya var bir tip. Bazen ara ara kendinden böyle gıcık etmeyi başarmış. O yüzden onu da başarılı sayabiliriz. Gelelim filmin ana kötüsüne. Ava karakteri. Yani namı diğer Ghost. Kendisini Hannah John Kamen canlandırıyor. Hannah John Kamen'ı daha önce de Black Mirror'ın bir bölümünde görmüştüm. O zaman da çok başarılı bulmuştum. Burada da gene rolünün hakkını vermiş. O duygusal çöküntüler, ne bileyim işte o kötü karaktere vurmuşu vesairesi, bilmem nesi, mecbur kalışı, belki de o hayata tutunma isteği vesaire, hepsiyle yani o kötü karakter ama bir nasıl diyeyim motivasyonu var. Yani onda bir şekilde bağ kurabiliyorsunuz yine. Bunu en son Thanos'ta görmüştük belki. Yani herkes olmasa da bir kısmımız Thanos'a karşı böyle bir bağ hissetti. O yüzden buradaki kötü karakteri de bu yönüyle sevdim. Ki ben şahsi düşüncem Marvel Sinematik Evreni'nde daha sonra önemli bir rol üstlenebileceği üzerine. Tek bölümlük bir kötü olduğuna inanmıyorum. Onun da gene Dr. Bill Foster'ın, yani Goliath'ın da ileride önemli roller edineceğini düşünüyorum. Bir sonraki evrede en azından veyahut da Avengers 4 filmi için önemli karakterler olabileceklerini düşünüyorum. Bakalım, zaman belki haklı çıkarır beni, belki haksız, bilemiyoruz. Onu da göreceğiz hep birlikte. Ama Hannah John Kamen yani güzel de bir bayan, o yüzden daha fazla da görmeyi isteriz. Başrollerimiz Paul Rudd ve Evangeline Lilly. Yani Paul Rudd zaten Scott Lang karakterini, işte Civil War olsun, ne bileyim kendi ilk Ant-Man filmi olsun, zaten başarıyla canlandırdı. Evangeline'de Hope Van Dyne gayet iyi oynuyor. Nasıl bir yorum yapılır bilemedim. Hani benim bununla ilgili şöyle bir düşüncem var, belki o yüzden tam olarak değerlendiremiyorum ama ben Marvel Sinematik Evreni'nde gerçek Ant-Man olarak veyahut da gerçekten Wasp olarak Dr. Hank Pym'le Janet Van Dyne'i görmeyi isterdim. Yani onları da görüyoruz tabii ama birazdan mentor havasında gördüğümüz için ben onları gerçekten kostüm içerisinde savaşırken, işte Kaptan'ın yanında, ne bileyim Iron Man'in saflarında vesaire de savaşırken görmeyi tercih ederdim. Ama onların bu işin artık emeklisi olmuş mentor tiplerde gösterdiler bize. Aşama 4'ü bilmediğimiz için henüz çok fazla da bir yorum yapmaya gerek yok ama ben ilk Ant-Man filminden beri öyle bir hayal kırıklığına sahibim. Keşke dediğim gibi kostüm içinde onları görseydik. Bu şekilde de hikaye güzel, kötü değil. Yani ben Scott Lang karakterini de seviyorum. Hope Van Dyne'ı da seviyorum ama dediğim gibi ben Marvel Sinematik Evreni'nde biraz daha böyle klasik karakterlere, orijinal karakterlere odaklanmalarını isterdim açıkçası. Bazen böyle yan karakterlere kaçıyorlar. Kötü değil, onları dünyaya tanıtmış oluyorlar bir nevi. Bu da bir pazarlama taktiği sonuçta ama ben öbür türlüsünü tercih ederdim diyelim. Yani ikisinin oyunculuğuna da gelince de zaten Evangeline'in, yani
oynamasın, ekranda dursun yeter. Kendisi elf kızını bile başarıyla canlandırmış bir insan. Yani Wasp nedir ki? Eşek arısını. Yani eşek arısını mı canlandıramayacak? Vızır vızır gezer olur biter yani canım benim. Son olarak değinmek istediğim kişi Michael Pena. Kendisini Louis Dory ile görüyoruz. Yani çok eğlenceli bir karakter. Belki MCU'daki en güzel karakter diyebilirim. Hani isterim ki bu adam otursun da bütün Marvel sinematik evrenini bize o anlatsın. Film falan izlemeyelim. Yani onu hayal gücünden görelim her şeyi falan. Çünkü o hızlı giriş çıkışları, o anlatışı, değinmeyen yapışları falan filan bunu bunu bir tarzı var. Çok hoşuma gidiyor ya. Çok böyle güzel oluyor. Eğlenceli bir hale getiriyor. O yüzden ona ayrıca takdir etmek istiyorum. Hani o karakteri oynamıyor sanki. Yaşıyor. Farklı bir dünya. Çok hoşuma gidiyor. Onu izlemek çok güzel. Louis karakteri diyerken sadece Ant-Man filmlerine özgü olmasın. Mümkünse tüm Marvel filmlerinde gözüksün isterim. Gelelim filmin müziklerine. Filmin müziklerini Christoph Beck yapıyor. Christoph Beck zaten bu tarz müziklere yani yabancı biri değil. Hangover, Red, Elektra, Garfield, Edge of Tomorrow hani sayabileceğim birkaç tane işi zaten aralarda da görmüşsünüzdür. Daha önce çizgi roman uyarlamalarına yine müzik yapmış. Bir iki ilk Ant-Man filminin müziklerini de o yapmıştı. Marvel sinematik evreninde müziklerin çoğu akılda kalıcı olmuyor. Böyle hani bir daha sonra çıkınca mırıldandığınız müzikler olmuyor. Bu bir Avengers'ın ana teması müziği için geçerli değil benim için. O sürekli aklımda kalır, çok da hoşuma gider. Bir de bu Ant-Man filminin teması. Gerçekten başarılı buluyorum ben. Böyle yavaş yavaş yükselen ve hatta alçalan notalar hani karakterlerin böyle küçülüp büyümesiyle de alakalı belki de hani düşünülerek yapılmış. O yönüyle ben hoş buluyorum. Müzikleri gayet güzel. O yüzden müzisyeni burada besteciyi tebrik edebiliriz. Yine zaten ilk filmde yaptığı müzikleri biraz daha çeşitlendirerek, değiştirerek kullanmış. Soundtrack bazında da güzel parçalar var. Yine o yönüyle de güzel olmuş film. Gelelim filmin hikayesine. Marvel sinematik evrenindeki yerine. Filmimizin hikayesi işte Scott Lang'in ev hapsi. Bu arada Hope Van Dyne'la Dr. Hank'in kaçak hayatını sürdürüşü. Onların bir yandan işte Dr. Hank'in karısını Hope Van Dyne'in annesi olan Janet Van Dyne'ı kuantum evreninden geri getirmek istemeleri üzerine yaptıkları çalışmalar üzerinden de önemli bir film ve geçmişten gelen bir karakter diyelim artık. Eva isimli o Ghost isimli karakterimizin yavaş yavaş yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması yüzünden kuantum evreninden alacağı bir enerjiyle hayatta kalma isteği. Bu da onu tam olarak kötü yapıyor diyemem. Yani hayatta kalmaya çalışıyor diyelim. Onun için elinden geleni yapıyor. Yani hayatta kalma dürtüsü çok güçlü bir şeydir. Belki de o yüzden kötü olarak nitelendirmek doğru değil. Bu dürtüsü doğrultusunda hareket eden bir karakter diyelim. Film bunların çevresinde dönüyor. İşte araya Dr. Bill Foster namı diğer Goliath giriyor. Onu da görüyoruz. Onu da dediğim gibi yani ben bu iki karakterin ileride çok önemli olacağını, en azından belli bir aşamada bir geçiş sağlayacaklarını düşünüyorum. Yani tüm Marvel sinematik evreninde belki komple görmeyiz ama en azından bir veyahut da iki film daha kritik roller üstlenebileceklerini düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Görmek isterim daha fazla ikisini de. Film bunun çerçevesinde dedim. Yani bu hikaye çerçevesinde ilerliyor. Güzel mi? Güzel. Yani konu kötü değil. Şimdi çok fazla spoiler da veremiyorum. Vermek de istemiyorum. Daha film yeni vizyona girdi. İzleyecek bir sürü insan var. Yani tam olarak Infinity War'dan ne kadar süre öncesini anlatacak ben onu merak ediyordum. Yani ben daha ortalarında açıkçası filmin Infinity War daki olayların gerçekleşeceğini düşünmüştüm. Biraz daha farklı bir şekilde ilerledi. Yani o konuda da bana bir ters köşe yaptı diyebilirim. Kötü mü değil, güzel. Yani sonunda yine hani sinemanın genel olayıdır. Her tarafa soru işaretleri bırakırlar. Eğer bir devam filmi özellikle olacaksa hani o soru işaretlerini kovalarsınız bir sonraki filme kadar. Bunda da öyle olmuş. Yani soru işaretlerini sağa sola attılar. Böyle arkalarından şimdi gideceğiz. Yani bulabildiğimiz her şeyi çıkaracağız. İşte konsept görseller bekleyeceğiz. Set fotoğrafları bekleyeceğiz yine. Bir sonraki filmin ismi ne olacak acaba? Başlığından bir şey çıkarabilir miyiz diyeceğiz. Buna benzer yani Avengers 4 ile ilgili ne kadar bilgi verdi derseniz çok fazla bir şey değil. Arada bir iki şey vardı yani o da spoiler olmayacak aslında. Bunlar ilk filmde de bahsedilmiş şeylerdi. Veyahut da daha önce Doctor Strange'de de geçen şeylerdi. Paralel gerçekliklerden bahsettiler. Kuantum boyutundaki zaman ve mekan olgusunun farklı olduğundan bahsettiler. Bunlar hep Avengers 4 için bir hazırlık gibi görüyorum ben. Çünkü hepimizin beklentisi bir şekilde gerçekliği değiştirmeleri ya zamanda geriye gitmeleri üzerineydi. Infinity War'da bunlar olmadı. Demek ki sonrasında başka etmenler bu iş yapacak diye düşünmeye başladık. Yine tam olarak bilmiyoruz yani Avengers 4'ün bir en azından bir teaser'ı çıksa ne bileyim bir başlığı gelse bir fikir daha fazla yürüteceğiz ama şu an için yok. O yüzden bu kadarıyla yetiniyoruz. Bu film yani beklediğim kadar tatmin edici cevapları ortaya atmadı. Çok az bir cevap verip onun yerine daha fazla soru kutucuğu da attı bize. Bakalım onların peşine gideceğiz. Ne işimiz var? Biz de bunlarla ilgileniyoruz diyelim. Ama genel olarak yani Marvel Cinematic Evreni'ndeki filmleri düşündüğümüz zaman kötü bir film değil. Yani yerden yere vurulacak bir film değil. Çok böyle ne bileyim bir Civil War, bir Infinity War ayarında bir film de değil. Bir Guardians of Galaxy'de değil.
Ama tabii yani onlar kadar çok karakter çeşitliliği ya da zenginliğine sahip de değil. Belki de onlarla kıyaslamak doğru da değil. Ama güzel, ben dün eğlendim, mutlu çıktım sinemadan diyebilirim. Esprileri vesairesi. Özellikle Michael Pena, yani o Louis karakterini çok seviyorum. Onu görmek, onu izlemek çok eğlenceli. İki tane de güzel bayan koymuşlar. Hannah John Cannon'la Evangeline. Onlar var işte. Hikaye güzel, süper kahramanlar, görsel efektler. Tabii ki eğlendik, güzeldi. O yönüyle de filme 6 puan veriyorum. Yani ben filmi geçerli buluyorum, güzel. Hepinize de tavsiye ederim, muhakkak gidin sinemada izleyin. Böyle DVD'ye çıksın, internete düşsün, bunları beklemeyin bana sorarsanız. Sinemada izlenmeyi hak eden bir film. Ant-Man filmleriyle ilgili son olarak değinmek istediğim bir şey var. Çok sevdiğim bir yönetmen, Edgar Wright. Daha önce ilk Ant-Man filminin yönetmeni normalde olacaktı ama Kevin Feige ile bir şekilde bir anlaşmazlığa düştüler. Yani yıllar boyunca çalıştığı projeyi bıraktı. Zaten bu konularda çok idealist bir yönetmen. Hani arkasını döner gider yani, onu herkes biliyor. Biraz tanıyanlar bilir. Baby Driver, Scott Pilgrim vs. World veyahut da Cornetto üçlemesi gibi filmlerini izlemeyenler varsa muhakkak izlesin buradan, onu da değmiş olayım kısaca. Acaba Edgar Wright'ın vizyonuna bağlı kalınsaydı nasıl bir Ant-Man izlerdik? Nasıl bir farklılık olurdu? Ben hep kafamda bir soru işareti olarak kalıyor. Ama gerçekleşmedi yani, artık bunu da görmenin belki bir imkanı yok. Kevin Feige bugüne kadar büyük resme bakarak hareket etti. Yani bu uğurda Joss Whedon harcadı. İyi ki de harcadı. Hiç umurunda da gitsin. Başka yerde ekmek bulsun kendisine. Ama Edgar Wright dediğim gibi yani farklı bir yönetmen. Ondan görmek isterdim. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Biz Marvel Sinematik Evreni'ni bu şekilde de seviyoruz. İzlemeye de devam edeceğiz. Filmi izleyenleriniz varsa lütfen onlar da aşağıya yorum yazsınlar. Sizlerin görüşlerini merak ederim. Hani benim kaçırdığım bir şey olmuştur. Onlardan bahsedin. Onların üzerine konuşalım. İzlemediyseniz zaten bir an önce gidin izleyin. Diğer videolarıma bakın. Ben sonuna böyle atacağım. Kareler içerisinde oralardan görebileceksiniz. Oralara da yorum atın. Cosplay videolarıma bakın. Diğer sosyal medya hesaplarımı takip edin. Ne bileyim, arkadaşlarınıza söyleyeyim. Böyle bir adam var, bir şeyler anlatıyor. Bunu da bir dinle isterseniz deyin. Yani buyurun gelin. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.